Hacı Yakışıklı şimdi sendeyiz. Bütün bunların hepsinin üzerinden. İyi Parti cephesinden var. Bana sıra gelince onları da anlatırım. Şimdi şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve arkamda mısınız diye sormuştu. Ve bu soruyu aslında biz o zaman yorumlarken şunu demiştik. Ekrem İmamoğlu çıktı arkandayız izledim, Mansur Yavaş ve Tanju Özcan. Üç belediye başkanı. Arkandayız, destekliyoruz. Dedi. Ben de o zaman şu yorum yapmıştım. Tanju Dedim olacağım. ki, hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, üç kişi öne çıktı anlamında söylüyorum. Aha. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkamda mısınız sözü, belediye başkanlarına söylenmiş bir söz değil. İyi Parti'ye söylenmiş bir söz. Aha. Yani Meral Akşener'e söylenmiş bir söz. Ben hala o iddiadayım. Yani Meral Akşener'e dedi ki, hadi beni aday göster. Hadi artık... Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diye de, söyle, hissedeyim ama Meral, onu dedi. Ama Meral Hanım da dedi ki onu parti içine söyledi. Aynen öyle. O da dedi ki hayır, o da Hı -hı. dedi ki e, biz noter değiliz dedi. İşte tamam parti içine, Fatih Altaylı'nın programında Altaylın dedi ki Altaylın biz programı. parti içine söylemiş gibi kabul ediyoruz, biz noter değiliz zaten. Aynen öyle ama Kamuoyu Meral Hanım'a söylemişti. Zaten. Şimdi e, CHP içerisindeki suların durulmadığını görüyoruz, biliyoruz. CHP içerisinde şu anda Kemalciler, Ekremciler diye bir grup oluştu artık. ...veya İmamoğlu'cular, Kılıçdaroğlu'cular diyebiliriz. Bu gruplaşma Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini zayıflatıyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu 3,5 yıldır İstanbul'a belediye başkanı seçildi ama... ...3,5 yıldır sürekli Cumhurbaşkanı adayı havasında devam ediyor. Bu havayı bir anda bırakması beklenemez. Zannedersem İyi Parti, burada Deniz'in söylediği doğru, kilit parti İyi Parti şu anda... İyi Parti Kemal Bey'e aday göstermediği için Kemal Bey adayım diyemiyor. Ee, şimdi diğer partilere baktığımız zaman Demokrat Parti Demokrat Parti'nin o %0.1 %0.2 civarında %25 oy olan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkacak kişi Demokrat Parti Genel Başkanı'nın sözüne mi bakıyor? Bunu daha önce iyi partilere de sormuştuk. Deva, Gelecek, Saadet aslında bunlar masada oturmalarının sebebi e, milletvekili çıkarabilmek. Şu anda artık oylar denilen o fazla oylar artık ittifaka geçmeyecek. Dolayısıyla bu siyasi partiler saadet de içinde olmak üzere 600 milletvekillik liste çıkaracaklar Türkiye çapında. 600 vekillik liste. Bir tane bile vekil alamayacaklar. Gözüken Türkiye tablosunda. Çünkü vekil alabilmeniz için ee, en az 100 bin milletvekilinin oyu lazım. Bölgeye göre değişiyor. Şanlıurfa'da az önce bahsettik 59 bin oyla CHP bir vekil çıkarmış. Ama 59 bin oyun 32 bini CHP'nin. Diğerleri ittifakın. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde CHP Şanlıurfa'dan vekil çıkaramayacak baktığınız zaman. Bu partilerde 59 bin oyu 100 bin oyu lokal olarak bir yerde alamayacakları için bu partiler 600 vekillik listeyi evet çıkaracağız diyorlar ama hala arka planda pazarlıklar dönüyor. Biz biliyoruz ki bu siyasi partileri iyi Parti aday göstermek istemiyor. Deva, Saadet, Gelecek e, isimleri iyi Parti aday olarak listelerinde görmek istemiyor. Bu partilerin Saadet'le içinde olmak üzere tek çalacağı <laughs> kapı Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla tamamı zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor. Bu dört parti. Yani masada iş bitmeyecek aslında. Masa bir ilüzyon. Masa sadece İYİ Parti CHP çekişmesini örtmeye yarayan bir ilizyon. İşte demokrasi var, masadayız diyorlar. Ama kavga oluyor CHP ile İYİ Parti arasında. Unutmayın ki CHP'nin Saadet Partisi'nin milletvekili CHP'den aday olup kazanmıştı. Ee, baktığınız zaman. Dolayısıyla bu isimler şu anda Ahmet Davutoğlu bile bir dönem hatırlayın. CHP'de milletvekili istemişti. 20 kişilik bir Hala milletvekili istiyor, çünkü canım. grup kurmak istiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurabilmeniz için 20 milletvekili sahibi olmanız gerekiyor. Saadet Partisi bile 20 milletvekili istiyor. Deva 20 millet ve hepsi 20 milletvekili istiyor. Demokrat Parti hariç. Demokrat Parti popülizm sağlamış oldu. Dolayısıyla baktığınız zaman kilit partinin iyi parti olduğunu görüyorsunuz. Hatta HDP bile şu anda bunu defalarca şahitsiniz. CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu onaylayan yegane partinin HDP olduğunu söyledik. Yani HDP şu anda Kemal Bey olsun diyor zaten. Bir sıkıntı yok. Hatta Selahattin Demirtaş mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu diye sorsanız Kemal Kılıçdaroğlu diyecek HDP'liler. Çünkü beraber politika öğretmişler. Çünkü dikkat edin, Kemal Kılıçdaroğlu çok dikkat edin buraya. Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yorum yaparken dikkatle takip ediyoruz diyor. Türk Tabipler Birliği başkanını kınıyoruz demiyor. Oysa Türk Tabipler Birliği başkanı Şepnem Korur Fincancı çıktı ve hepimize ait olan Türk silahlı kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını söyledi. Kimyasal silah kullanıyor dedi. Türk silahlı kuvvetleri tarihinde ne zaman kimyasal silah kullanmış? Ne zaman gördünüz bunu? Ne zaman gördünüz de şimdi bu iftirayı atıyorsunuz? Mehmetçiklerin bu şekilde moralini bozmaya hakkınız var mı? TSK kimyasal silah kullanacak, hiç kimse görmeyecek öyle mi? Ayağa kalkmayacaklar öyle mi? Peki Kemal Bey bu ülkenin siyasi, ikinci büyük siyasi partisinin genel başkanı olarak niçin Türk Tabipler Birliği'ni kınamak yerine dikkatle takip ediyoruz diyor. Çünkü işin içinde HDP ve PKK var. HDP ve PKK var. Adeta Kemal Bey'in burada e, HDP'yi incitmemek için PKK'ya dahi laf etmediğini burada görüyoruz. Dolayısıyla Kemal Bey burada ivme kaybediyor. Ekrem İmamoğlu da bu ivme kaybının üzerine oturmak istiyor. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konu daha önce gündeme gelmişti. Az önce Şaban Bey dedi ki, açık kaynaklardan zaten bilgiyi verdi. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 seçimleri için hazineden alacağı para 1 milyar 47 milyon TL. 470 milyon. 47 diye düzeltti. 1 milyar, 1 milyar TL. 1 milyar, 1 milyar? 49, 1 milyar TL. 49, evet. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım bütçesine kadar 800 milyon TL. Yani... Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 seçim bütçesi kadar İBB'nin de tanıtım ve medya bütçesi var. Bunu unutmayın. Ekrem Bey bunu daha önceden hazırladı. Bu iki yıl önce. Evet iki yıl önce. Ekrem İmamoğlu 2023 seçimlerine giden yolun yapı taşlarını <laughs> o zaman döşedi. Çünkü Ekrem Bey ilk etapta aday olarak çıkmak istiyordu. Ve şu anda dikkat edin Ekrem İmamoğlu ve açın sosyal medyada bakın. Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in afişleri de var tıpkı bu afişin yanında ben Ekrem Bey'le ve Kemal Bey'in afişini doğru düzgün hiç görmedim. Gümüşhane. Ama Ekrem Bey ve Meral Hanım'ın afişini beraber gördüm. Şimdi siz Gümüşhane'deki siz daha kendi gibi. şöyle bir şey oluyor bu sefer seçmende. Tamam. Şaban Bey'in dediği gibi bir ilgi, alaka var ama Ekrem Bey cenahında, Ekrem İmamoğlu cenahında da bu ilgi ve alakayı rüzgar oluşturma için kullanma var. Rüzgar oluşturma. Ne rüzgarı? Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylıktan düşürme rüzgarı. Yani böyle bir şey oluşuyor. Bu bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin dezavantajına olan bir durum. Çünkü Ekrem Bey de Cumhurbaşkanı adayı olsa, Kemal Bey de Cumhurbaşkanı adayı olsa birbiriyle rekabet halinde birbirini aşağı çekecek şekilde aday olmuş oluyorlar. Dolayısıyla kaybeden aslında e, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi oluyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi şunu unutmasın. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Biz kulis alıyoruz da Cumhuriyet Halk Partisi görmüyor mu? E, İyi parti şu anda CHP'nin elindeki bazı milletvekillerini e almaya başladı. İyi parti şu anda Şimdi meclise, mesela... meclise Şanlıurfa örneğinde olduğu gibi. Yani e, denklemin bir tarafında CHP de yer alıyor. Yani e, Cumhuriyet Halk CHP'den Partisi beden alıyor diyorsun. Tabii, yani, CHP de 2021 seçimlerinde alacak diyor yani. Ha, alacak diyorsun. Alacak. Ha. Yani önümüzdeki seçimlerde alacak. Aldı dedin de O şekilde açık bir transfer yok. Söyleyeyim yani o şekilde bir transfer var diyemem. Ama şu anda İyi Parti güçlü meclise gözünü dikmiş durumda. Zira İyi Parti artık adaylık noktasında ortak bir aday bulunacağını düşünmüyor. Peki. Şu da var Deniz'in söylediği de doğru. Ee, i̇şte İyi Parti kendi adayını gösterebilir. Doğru. Yani bir yanda CHP kendi adı İyi Parti ama Meral Hanım yıllardır siyaset yapan bir isim. Kendi adayını gösterdiği zaman sonucu itibariyle e, Millet İttifakı, CHP, İyi Parti ve HDP'nin ayrı ayrı adayları kesinlikle ve kesinlikle %99.9 ilk turda kazanamayacak. Kazanamayacak mümkün değil. Ya Recep Tayyip Erdoğan kazanır ya da iş ikinci tura kalır. Bu kesin ve net. Peki ikinci tura kaldığı zaman kim yarışacak? En çok oyu alan ikinci kişi. O kim? CHP'nin adayı alacak en çok oyu da. Dolayısıyla CHP kime aday göstermişse Recep Tayyip Erdoğan'la eğer evet. ikinci tura kalırsa yarışacak olan o. Meral Hanım bunu bildiği için ilk turda ortak aday istiyor. Fakat bu ortak adayı da göstermiyorlar. Türk Tabipler Birliği noktasında da ben onunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. İlk, turda, tamam. i̇lk turda ortak aday istiyor dedin. Meral Hanım. Tabii Meral Hanım ilk turda ortak aday istiyor. Hı. Ama ha, bu ortak adayın Kemal Kılıçdaroğlu, o, Kılıçdaroğlu olmasını istemiyor. Acı çok i̇stemiyor. süremiz daraldı. Türk Tabipler Birliği'nin... Çok kısa bir cümle e, Bu PKK kimyasal silah kullanıyor yalanından ve iftirasından sonra. Türkiye'deki doktorlarımız kıymetlidir. Bütün meslek gruplarında olduğu gibi doktorlarımız da. Fakat Türk tabipleri Birliği kanundan aldığı yetkiyle tek yetkili birlik. Bugün bir özel hastanede çalışan doktor, yıllarca eğitim almış bir doktor, Türk Tabipler Birliği'ne üye olup aidat ödeyip de bir tane kağıt almazsa özel hastanede doktorluk yapamıyor. Peki. Türk Tabipler Birliği'nin elinden aidat, doktorların zorunlu olarak üyelik olma durumu alınmalı. Türk Tabipleri Birliği'nin önündeki Türk ismi de alınmalıdır veya Türk Milli Hekimler Birliği gibi alternatif birliklerin kurulmasına müsaade edilmelidir. Doktorlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan bir kişinin başkanlığına mecbur değildir. Teşekkür ediyorum.